Aslında bu da verilen iki nokta, yani iki noktası bilinen doğru denkleminden de bulabilirdik formülü bilmezsek eğer. Yani A ve B'den geçen doğrunun denklemi. Ne demiştik? Önce eğim bulunacak. Yani A, B'nin eğimini bulacağız önce. Bunu da iki yolla bulabiliriz. Bir, işte y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'den gidebiliriz. Ki A noktasının koordinatları apsisi A, ordinatı 0. B noktasının apsisi 0, ordinatı B. B'den A'ya doğru gittiğimi düşünürsem çıkarma işlemi için. Önce y'leri çıkartacağız. Yani B'den 0'ı çıkartacağız. Bölü 0'dan A'yı çıkartacağız. Yani uzatmayayım. Eksi B bölü A yapıyor bu işlem. Burada bir parantez açalım. Aslında biz bunu başka şekilde de bulabilirdik eğimini. Nasıl bulurduk aslında? Bunun eğim açısından girebilirdik. Burası eğim açısı oluyor alfa. Alfa geniş açı. Ve biliyoruz ki biz geniş açı olduğu zaman eğim ne olur? Eksi çıkar. Zaten eksi çıktı. Peki sayısal değerini bulmak için ne yapacağız? Bunun bütünlerinden faydalanacağız. Yani şu dar açıdan faydalanacağız ki bunun karşısında B var. Komşusu A. Yani şu x dediğim açının tanjantını hesaplarsak karşı bölü komşu B bölü A oluyor. Ama alfa geniş olduğu için eksi B bölü A olur. Yani buradan da gidip eğimi bulabilirdik aslında. O da aklınızda olsun diye söyledim. Yani eğim açısından giderek de eksi A B bölü A'ya bulur. Neyse onu geçtim artık. Şimdi y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 formülüne gideceğiz. İki noktasından eğimi bulduktan sonra bir nokta ve eğimden gideceğiz şimdi. Burada istersen A noktasını al, ister B noktasını al. Fark etmiyor. Ben mesela A'yı seçeyim. Bunu kullanayım. Onun ordinatı 0 zaten. Eğimini eksi B bölü A bulmuşuz. X eksi A. Düzenlersem y eşittir eksi b bölü a çarpı x eksi a oluyor. Her tarafını a ile çarpalım, a ile. Şu paydadaki a yok etmek için. Ne olur? A çarpı y eşittir. Eksi b'yi de böyle dağıtırsanız eksi bx artı ab olur. Eksi b'yi de eksi bx de karşı atarsak a y'nin yanına a y artı bx olur. Şimdi işte bu bahsi geçen formülü dikkat edersek sağ taraf 1 olmuş ya. Bunu bulmak için ne yapmamız lazım? Hepsini a b'ye böleceğiz. Bunu da a b'ye böleceğiz. Bunu da a b'ye böleceğiz. Bunu da a b'ye böleceğiz. Birincisinden a'lar giderse y bölü b kalır. İkincisi x bölü a olur. Eşittir biz. Sırası değişik oldu. Önemli değil. Toplamda yer değişme özelliği var. X bölü a'yı başa alabilirsiniz. Yani formülü elde ettik. Bunu niye anlattım? Yani ezberlemesi de kolay belki ama demek ki biz bunu aslında iki noktası bilinen doğru gibi düşünüp orada yaptığımız tarzdan da bulabiliriz. Eğer formül aklımıza gelmezse. Ama formül de çok zor değil. X bölü a artı y bölü b bir formülden de direkt bulabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şimdi bununla ilgili bir soru var burada. Demiş ki analitik düzlemde a, b, c, o bir kare. Burada mavi boyamış işte. D noktası 0, 2. Şu nokta. E noktası 4, 0. Ve D ne diyor? DE doğrusu B noktasından geçiyormuş. Yani şu B karenin bir köşesi de bu doğru üzerindeymiş. Bizden istenen alan A, B, C, O. Yani karenin alanı soruluyor. Karenin alanını biliyorsunuz işte A karedir zaten. Bunu bir kenarına A dersek yani bir kenarını bulup ona göre de alanına ulaşabiliriz. İşte bu nasıl bir soru? Ona bakalım. İşte burada bir kare var, bir de doğru var. Bu kare ve doğruyu bağlayan temas noktası var. Hangisi o? B noktası. İşte püf noktası bu. Soruyu ateşleyen nokta şu. B noktası. Çözümü ateşleyen. Eğer biz B noktasının koordinatlarını karenin kenarı türünden yazabilirsek yazabiliriz. Çünkü B'nin apsisi şurası oluyor. A oluyor.
Ordinatı gene A oluyor. Burada bir şeyin altını çizeyim. Tabii bölge de önemli burada. Birinci bölgede olduğu için A'ya A oldu ama bu kare sol tarafta olsaydı ikinci bölgede A'ya A diyemezdik. Mesela eksi A'ya A derdik. Çünkü orada apsis eksi oluyor. Orada. Yani demek istediğim şey karenin de bulunduğu bölgeye göre eksilik artıklara dikkat etmemiz lazım. Burada kare birinci bölgede olduğu için hem apsis hem ordinat artı A olacak. Yani A'ya A olacak B noktası. Peki bunu nasıl kullanacağım? Şimdi daha önce söylemedik ama eğer bir nokta bir doğru üzerindeyse onun denklemini sağlaması gerekiyor. Bir daha söylüyorum. B noktası bu doğru üzerindeyse bu doğrunun denklemini sağlaması gerekiyor. Yani o doğru denklemin de x yerine a, y yerine a koyduğumuzda onu doğrulaması gerekiyor. O zaman şimdiki hedefimiz doğru denklemini bulmak. Doğru denklemini. İşte az önceki formülü kullanacağım artık aşina olmak için. İşte e noktası var. Yani x ekseni 4'te kesmiş. Y ekseni 2'de kesmiş. O zaman aynen deminki yaptığım gibi yeni formülde bulabilirim. Yani x bölü a. Ve buradaki x bölü a bunlar karışacak. İsterseniz şunları değiştireyim. Kafamız karışmasın madem. K diyelim bunlara ki formüldeki aynı karışmasın sonra. K olsun bunlar. Formülü tekrar yazacağım. X bölü A artı Y bölü B bir de buna uygun pratik formül. A dediğiniz şey E'nin apsisi yani 4. X eksenlerde kesiyor 4. O zaman X bölü 4 artı Y bölü B. Y ekseni de D noktasında yani 2'de kesiyordu. Çok fazla düzenlemeye gerek yok. Burada kalsın bu. İşte doğru denklemimiz bu. D doğrusu denklem bu. X bölü 4 artı Y bölü 2 1. Şurada durup bir daha söylemek istiyorum. Yani bu formül şart değil. Bakın bir daha söylüyorum. İsterseniz DE noktasından eğimini bulup ve daha sonra bir noktası eğiminden de gene bu doğru denklemine ulaşabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Denklem bulduktan sonra dediğim gibi B noktası, K'ya K noktası yani bu denklemin sağlaması lazım. Çünkü onun üzerinde. Onun üzerinde ise onun kurallarına uymak zorunda. Ne demek yani bu? X yerine K koyduğumuzda apsisi, Y'si gene K koyduğumuzda 2'ye böldüğümüzde 1 çıkması gerekiyor. Onun kuralına uyması gerekiyor çünkü. Buradan her tarafı 4 ile çarpalım. K olur burası. 2K olur. Bu da 4 olur. Yani 3K 4. K buradan 4 bölü 3 çıkar ki biz alan bulacaktık. Alanda K'nın karesidir. 16 bölü 9'dur. Cevap. Tekrar ediyorum. Şimdi tabii burada başka çözümler de var. Ondan da bahsedeceğim biraz sonra. Ben burada konumuz analitik geometri olduğu için direkt geometriden yapmak istemedim. İşte onun eğiminden, denkleminden faydalanmaya çalıştım. Burada hangi yöntemi izledim? Doğru denklemini bulmam ilk etapta önemli. İstersem x bölü a artı y bölü b birden, istersem iki noktası bilinen doğru denkleminden önce eğim sonra denklem bulabilirdim. O işlem tamam. Daha sonra karenin B köşesinin koordinatları K'ya K olduğundan, karenin kenarına K dediğim zaman ve bu noktada da bu doğru üzerinde olduğundan bulduğumuz denklemi sağlaması gerekiyor yerini yazdığımız zaman. Oradan K'yı buldum. Peki şimdi şunu da söyleyelim. Aslında başka çözümler de var. Yani bu tabii en doğru şu an konumuz için bu ama normal üçgen konusundan da yapabilirdik. Onu da söyleyeyim isterseniz şimdi kalmasın. Yani eğer ben bunlara K dersem bir kenarına. Burada işte benzer üçgenlerden de gidebilirdik arkadaşlar. Mesela şu sarı üçgenle büyük üçgen yani şu maviyle çerçeveledim. Üçgenden mesela gidebilirdim. Benzerlik var çünkü burada. Nasıl var şimdi? K bölü taban bölü taban. Kaç burası? 4. K bölü 4 eşittir. Şurası nedir? Burası 2 eksi K oluyor. Aşağısı K çünkü tamamı 2. 2 eksi K. 2 eksi K'nın da DO'ya yani 2 orana diyebiliriz. Doğru yapıyor muyum? Evet.
İçler dışlar 2K eşittir 8 eksi 4K olur. 6K 8 olur. K da buradan ne çıkar? 4 bölü 3 olur. Yani gene K'yı buradan buldum. Daha mı kolay oldu? Tabii ki daha kolay oldu. Ama şimdi ben neden önce buradan başlamadım? Çünkü konumuz bu değil. Konumuz analitik geometri aşina olmak. Ama ben olsam o kadar uğraşmazdım gene. Buradan yapardım. Ve kimse bana niye öyle yaptın, böyle yaptın diyemezdi. İkisi de doğru çünkü. Demek ki başka alternatif yöntemler de var. Birinci yolda analitik geometri kullanmaya çalıştım. İkili ise tamamen üçgenle benzerlik kullanarak yapmaya çalıştım. Onu da söyleyeyim. Şimdi kısa bir özet geçeceğim buraya kadar. Şimdi üç tane şey anlattım denklemle ilgili. Birincisi eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi dedik. Y eksi y bir m çarpı x eksi x birden bulunuyor. İkincisi iki noktası bilinen doğru denklemi. Orada ise orada ise önce eğimi bulacağız iki noktadan ve sonra bir noktası eğim bilinenden bileceğiz dedik. Üçüncü gördüğümüz ise aslında iki noktası bilinen gene ama özel iki noktası bilinen. Yani x ekseni ve y ekseni kestiği noktaları bilinen doğru denklem. O da x bölü a artı y bölü b birden bulunuyor. Bunlar üç tane denklem oldu. Şimdi özel durumlar var. Yani daha da özel. Hiç bir bakışta söyleyebileceğimiz denklemlerin doğruları var. Nedir bunlar? Buradaki birinci grup olan bu özel durumlardan eksenlere paralel doğrular. Eksenlere paralel. Yani x eksenine paralel ve y eksenine paralel. Şimdi işte birinci yine A şıkkı diyelim. X eksenine paralel. Yani şu pembe doğru. X eksenine paralel. Şimdi buradaki bir kere olay ne? Buradaki doğruyu oluşturan her bir noktanın işte bu nokta olsun, şu nokta olsun, bu olsun, bu olsun fark etmiyor. Bunların bir kere yatayda aynı çizgi üzerinde oldukları için B, x'leri aynı, şey pardon y'leri aynı. Mesela B ise burası. Hep B. İkinci bileşenleri B. Ama apsis değişiyor. Atıyorum bunun apsisi 1'e geliyor. Atıyorum bunun 2'ye geliyor. Yani değişken o yüzden x'de göstermişler. Demek ki bu pembe çizgiyi oluşturan, bu doğru oluşturan noktaların ortak özellikleri ordinatların sabit olması, B olması. O yüzden aslında kısaca biz buna y eşittir B doğrusu deriz. Yani ordinatları B olan noktalar kümesi anlamında. X'ler değişiyor çünkü. Ama y'leri sabit. O yüzden biz buna kısaca y eşittir B doğrusu. Yani ordinatları B olan noktalar kümesi anlamında söyleyebiliriz. Özel olarak bu doğru x eksenine gelirse bakın şu bu doğru çünkü bir konumu da aşağı inebilir bu. Buraya gelir. Buraya geldiği zaman aslında x ekseni oluyor direkt. Ve burada da y'ler sıfır olduğu için buradaki noktaların da p noktasının x'i gene değişiyor ama y sıfır olduğu için aslında x ekseninin denklemi de var. O da y'leri sıfır olan noktalar kümesi. Yani y eşittir sıfır doğrusu oluyor. Yani demek ki y eşittir sıfır doğrusu dediğimiz zaman ne anlayacağız gençler? X ekseni olduğunu anlayacağız. İsterseniz farklı bir şekilde de anlatmaya çalışayım. Peki biz bunu daha önceki yöntemlerde nasıl bulurduk? Hani ezber anlattım ben ama acaba bu doğru denklemini başka nasıl bulurduk? Şimdi bir kere bu pembe çizginin, bu pembe doğrunun eğim açısı ne olur dedik geçen ders sıfır olur. Çünkü x eksenine paraleldir ve biz bunu alıp x eksenine örtüştürdüğümüz zaman tam üstüne denk geliyor ve arada açı oluşmuyor. Sıfır derece oluyor. O yüzden biz bunun açısının eğim açısı sıfır olduğu için eğimi de tanjant sıfırdan sıfır olduğunu söyleyebiliriz bir kere. Eğim sıfırdır. Ve o zaman y eksi y1 m çarpı x eksi x1 formülünden giderseniz atıyorum bu noktada ne olsun? Şurada noktada geçiyor değil mi? Mesela evet bu nokta kaça kaç gençler? O belli en azından. Bu sıfıra B noktası. Bu B noktasından geçiyor. O zaman sıfıra B'yi de buraya koyarsak yani buraya sıfır buraya B koyarsak eğime de sıfır dersek ne oluyor? Y eksi B eşittir sıfır oluyor direkt karşısı.
At B'ye karşıya değiştir B olur. Yani buradan da uzun uzaklıkta biz bunun yine denklemini bulabilirdik. Eğimi sıfır olduğu için. Ama en mantıklısı ilk anlattığım yani anlaşılırı anlatırsanız da anlatabildiysem bilmiyorum. Yani bu pembe çizgi oluşturan noktalarda y'ler sabit olduğu için biz bu noktaları anlatırken y'leri b olan yani ordinatları b olan noktalar kümesi diyebiliriz. O yüzden bu denklem aslında y'ştir b oluyor. Özel olarak x eksenli denklem y'ştir 0 oluyor diyebilirim. Bu birinci maddenin b şıkkını dersek buna da. Bu da x eksenine dik olan bir doğru. Yani y'ye paralel bu sefer. Burada da demek ki mantıklı işte bu sefer şeyler sabit. X'ler sabit. Bu noktanın x de a. Bunun da a. Şunun da a. Hepsi a. A'dan geçtiği için diyoruz. Ordinatlar değişiyor. O yüzden bunlara da kısacası ne diyebiliriz? X'leri a olan noktalar kümesi. X'tir a kümesi. Doğrusu yani. Benzer şekilde y ekseni denklemi de gene biz bunu çünkü burada da olur, burada olur, burada olur. Ya burada da olabilir. O zaman aslında y ekseni de bu kategoriye giriyor. Burada ise bu noktaların x'leri sıfır olduğu için, sıfır y biçiminde olduğu için x eşittir sıfır doğrusu. Yani x'leri sıfır olan noktalar. Çünkü y ekseninde x'ler sıfırdır biliyorsun. O yüzden y ekseni denklemi de x eşittir sıfır doğrusu oluyor arkadaşlar. Demek ki kısacası x eksenine dik olan doğrunun denklemi x eşittir a şeklinde. Y eksenine dik olan ya da x'e paralel olan ilk şekildeki doğru denklemi y eşittir b şeklinde oluyor. X eksenin denklemi y eşittir 0, y eksenin denklemi de x eşittir 0 oluyor diyebiliriz. Özel durumlardan ikincisi, ikinci durum, ikinci kategori. Başlangıç noktası yani orijinden geçen doğru denklemleri. Özel durumlardan ikincisi. Orijinden geçen doğru denklemleri. Şimdi onu da şöyle açıklayabiliriz aslında. Hani neydi ilk denklemimiz? Y eksi y bir eşittir. M çarpı x eksi x bir bu. Bir noktası eğim bilinen. Orijinden geçtiği söylenmişse eğer yani sıfıra sıfırdan geçtiğine göre bunu doğru. Eğer ben bu noktayı kullanıp yaparsam bu denklem ne olur? Y eksi 0 eşittir. M çarpı x eksi 0. Yani m çarpı x olur kısacası işte. Bunu da atarım hatta. Ne oldu denklemişti? Y eşittir mx. Yani bir noktası eğim bilinen doğru denklemin de orijini koyduğumuz zaman x1 y1 yerine y eşittir mx doğrusu çıkıyor gördüğünüz gibi. O yüzden bu şekildeki doğruların denklemleri direkt y eşittir mx biçimindedir. Hatta bu m de direkt eğim olur. Mesela y eşittir 2x dediğimiz zaman orijinden geçip eğimi 2 olan doğruyu anlarız. Bilmiyorum anlatabildim. Yani direkt y x'in katı olur. Artı eksi bir şey olmaz. İşte bu şekildeki denklemler bunun orijinden geçtiğini anlatır bize. Y eşittir mx biçiminde olursa. Bunun özel durum var aslında. Onu örnek olarak anlatmışım aslında ama öyle yapalım olması. Diyoruz ki pardon tanım vermiş özür dilerim. Örneklemişim ama buraya ben şunun için vermişim galiba. Şimdi analitik düzlemde M1 doğrusu yani şu pembe doğruya bakalım neymiş bu. Bu tam 90'ı 2'ye bölmüş 45 45 yani birinci bölgedeki açıyı tam 2'ye bölmüş. O yüzden biz buna birinci açıortay doğrusu diyeceğiz. Ya da denir. N2 yani mavi de ikinci bölgeyi tabii 4'ü de aldık ama 2'den bahsedeceğim burada. İkinci bölgeden geldik böyle 4'e gitmiş diyelim. İkinci bölgedeki açıyı 2'ye bölmüş. O yüzden M1 doğrusuna birinci açıortay doğrusu deniyor. N2 doğrusuna da ikinci açıortay doğrusu deniyor. Örnek demememdeki amaç da buradaki doğru denklemlerini bulalım dedik. O yüzden sadece bu örnek olarak verdik. Şimdi demin söylemiştik. Bunlar orijinden geçtiği için aslında denklemleri y eşittir mx biçiminde olacak bir kere. O cepte. Yani eğimlerini bulup m yerine yazacağız. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bir kere m1 doğrusunun eğim açısı
Şuradan şurası yani 45 derece olur. O zaman N1 için eğim N1 yani tanjant 45'ten ne olur? 1 olur. Yani N1 doğrusunun denklemi y eşittir mx'ten y eşittir 1 çarpı x. Yani y eşittir x oluyor. İkinci doğrunun eğim açısına bakarsak o da bakın buradan başlıyor. Şöyle gidiyorsunuz. Yani üst tarafta geç şu. Bu 135 derece. Bu da gene 45 ile ilintili ama eksi olacak. Artık uzatmayalım. Yani M2 de eksi 1 olacak. Onu söylemek istiyorum direkt. O zaman N2 doğrusunun denklemi de yani ikinci açıortayın denklemi de y eşittir eksi 1x yani y eşittir eksi x olacaktır. Bunlar önemli bizim için. Tekrar ediyorum. Birinci açıortay diye bir tanım karşımıza gelirse ne anlayacağız? N1 doğrusu olduğumu. Yani birinci bölgeyi dolayısıyla üçüncü bölgeyi de açısını tam ikiye bölüyor. Eğimi 1 olduğu için tanjant 45 1 olduğu için y eşittir mx denklemi de orijinden geçen doğru denklem olduğu için m yerine 1 koyduğumuzda y eşittir x yani y eşittir x ismi neymiş? Birinci açıortay doğrusu. İkinci doğrunun eğim açısı 135 olduğu için eğimi eksi 1 çıkıyor. Y eşittir mx de eksi 1 koyunca m yerine eksi x oluyor. Bu da ikinci açıortay doğrusudur diyebiliriz. Bir şeyler daha söylemek istiyorum. Zaten fark ettiyseniz mesela atıyorum burası A ise burası da A'ymış. Yani aslında hatta bir diyelim fark etmez. Bunları bir diyelim mesela. 1'e 1'den geçer mesela bu doğru. Atıyorum 2'ye 2'den geçer. Yani bir kere zaten N1'i oluşturan noktada bakarsanız x'lerinin y'lere eşit olduğunu görürsünüz. Aslında bu açıdan baktığımız zaman da bu doğrunun isminin y eşittir x olması normal. Çünkü 1'e 1'den geçer, 0'a 0'dan geçer, 2'ye 2'den geçer, 1,5'a 1,5'dan geçer. İlla tam bir şart değil o anlamda söyledim. Yani aslında bu açıdan baktığımızda da N1'i oluşturan noktaların ortak özellikleri her noktanın x'i y'sine eşit. O yüzden aslında biz buna bu açıdan baktığımız zaman da oluşumuna buna y eşittir x doğrusu dememiz de aslında buradan da düşünülebilir. Benzer şekilde burada da aynı. Mesela burası eksi 1 ise atıyorum. Eksi 1 ise y kaç oluyor? 1. Yani burada da işaret farkı var. Yani y'si x'in eksilisi oluyor. Burada da buna bakarak y eşittir eksi x ya da x eşittir eksi y gibi şeyler de söyleyebilirdik. Yani doğruyu oluşturan noktaların ortak yapısına bakarak da aslında denklemlerini bir nevi söyleme şansımız var. Başlangıç noktasından ve A noktasından geçen doğrunun denklemi. Başlangıç noktası dedi yani orijinden geçen. Az önce bahsettik. Y eşittir. Mx'tir bunların genel denklemi. Orijinden geçtiği için. İşte eğimle falan uğraşmayacağım. Çünkü burada tek bilinen var. M. Elimizde bir nokta var. A noktası. O zaman ne diyebiliriz? Bu nokta bunu sağlar. Bunu sağlatıp M'i bulabiliriz eğimini. Yani y eşittir mx tarzındaki bir denklemi sağlar. O zaman x yerine 1 koyduğumda y yerine 3 koyduğumda ne olur? 3 eşittir 1m olur. M olur. Ters mi yazdım? Doğru. Yani demek ki eğim kaçmış? 3'müş. O zaman denklem y eşittir mx denklemi eşittir. 3x olacak demek. Bu şekilde basitçe ya da beğenmediyseniz şu da olur. Arkadaş 0'a 0'dan geçiyor bu. Başka A noktasından geçiyor. Nedir eğim? Y2 eksi Y1 3 eksi 0 bölü X1 eksi X X2 X2 eksi 1 ya da neyse işte. Buradan da eğimin 3 olduğunu iki noktası bilinen doğru denkleminde de bulabilirsiniz. Fark etmiyor. Ben peki ne yaptım? Y eşittir MX tarzında olduğunu bildiğimden eğimi bulmak için bu noktayı sağlattım. Çünkü bu nokta bunu sağlıyor. Bunun üzerindeymiş. O zaman bu denklemi sağlaması için yerini yazmam gerekiyor. Yazdım ve M'i 3 olarak buldum. İstersek bunu tamam aklımıza gelmezse bile orijin 0'a 0, A 1'e 3, iki noktası bilinen doğru denklemini bulmak için eğimini bulurum 1'e 3, M3 bulurum.
Bundan sonra istersem gene şeyden de gidebilirdim. Y y1 m çarpı x x x birden. İşte 0'a 0'dan geçiyor ya da 1'e 3'e hangini istersen onu al. Ben mesela 0'a 0 alayım. 3 koyayım. Y eşittir 3x çıkar. Yani demek istediğim birçok alternatif var. Yani bu formülü ezberlemek zorunda değiliz. Y eşittir mx'i ezberlebilmek zorunda değiliz. Ama eğim nasıl bulunur bilmek zorundayız. Bir noktası ve eğim bilinen doğru denklemi en başta. Bunu bilmek zorundayız. Bunlar cepte olması lazım. Bunlar cepte ise gerisi hikaye. Yani bunlar pratiklik için önemli ama işte x bölü a artı y bölü b 1'miş. Şart değil. Ya da y eşittir mx'miş özel. Şart değil. Ama nedenini açıklamaya çalıştım bunları pratik açısından. Bir kullanabiliriz yani kısacası. Buraya geçmeyeceğim şimdi. Zaman az kalmış çünkü. Bu son şeyi biraz daha açıklamak istiyorum tekrar. Yani demek istediğim şey birçok açıdan bir soruyu çözme şansımız var. Bu soruyu başlangıç noktasından geçtiği için ben y eşittir mx gibi aldım ama sen istersen şöyle düşünebilirsin. Sıfıra sıfırdan geçiyor. 1'e 3'ten geçiyor. O zaman ne diyebiliriz bunu aslında? İki noktası verilen doğru denkleminden de bulabiliriz diye yönümüzü çizebiliriz, yolumuzu. Oradan eğimini bulup sonra ister a'yı ister o'yu alıp bir noktası eğim bilinenden bulma şansımız var. Bir daha özetleyeyim şunları kısaca. Şunlar önemli bakın tekrar ediyorum. Birinci açıortay doğrusu dendiğinde y eşittir x doğrusudur. Yani şu pembe çizgi. Pembe doğru. İkinci açıortay lafını duyarsanız bunun şu n2 olduğunu anlayın. Yani ikinci ve dördüncü bölgeden geçen açıortay doğrusu olduğunu anlayalım. Bunun da eğim eksi 1 olduğu için y eşittir eksi x bunun denklemi. Bu birinci açıortay y eşittir x. İkincisi y eşittir eksi x. Bunlar cepte olsun. Başlangıç noktasından geçen dedik mx kodu zaten söylemiştim az önce. Bir de şu ikisi de önemli. Yani eğer x ekseni paralelse doğrumuz y'leri sabit olduğu için y eşittir b biçiminde oluyor. Ama y paralelse ya da x'e dikse x'leri sabit olduğu için x eşittir sabit sayı biçiminde denklemi ifade ediyoruz. Bunların özel durumları da x eşittir 0 doğrusu y eksenini anlatıyor. Y eşittir 0 doğrusu da x eksenini veren denklem olduğunu söyleyebilirim. Bir dahaki ders biraz olmazsa soru çözeriz bunlarla ilgili. Çok ilerlemek istemiyorum. Daha sonra denklemi bilinen doğrudan da tekrar eğime geçeceğiz. Paralelliğe geçeceğiz. Bu şekilde ama çok hızlı ilerlemek istemiyorum. O yüzden bir dahaki ders bu kısma kadar olanlarla ilgili sorular göndermeye çalışayım. Onları da çözmeye çalışalım arkadaşlar.